Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bizlerge bidar utkazmağını sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah'ın mübarek ayı Ramazan'da, bu Ramazan'ın mübarek keçelerinden biri de, Allah'ın üyelerinden bir uy bulmuş sizlerinin muhteşem mescidinizde, bu ayda utkazayarken, Ramazan ruhi terbiye, kalp pakligi ve ahlak saykali ayı mavzusudagi sohbetlerimizden navbettegisini birgeleşip baham köremiz. Bu işte fakat Allah'ın özüden, yalgız özüden yardım soragan halde bulamız. Başka mescidlerde ötken sohbetlerimizde biz bendenin kalbi pakligi, ahlakı saykaliga amul boladigan, vasıta boladigan narsalar doğrusida sohbatlaşıp kelayotgan edik. Avval farz ibadetleri, rukun ibadetlerini gapirdik. Bundan keyin qiraati Kur'an, Allohning zikri. Undan keyin shu zikrlarni tartibga solish bo'yicha mu'min musulmon odamning kundalik tartibi, kun tartibi, avrotlari, vazifalari to'g'risida gaplashdik. Bugun sizlar bilan mu'min musulmon bandaning qalb pokligi, axloqining go'zalligini ta'minlovchi yana ba'zi bir omillar to'g'risida sohbat qilamiz. Mashoyixlarimiz bandaning qalbini pokligi, axloqining sayqaliga sabab bo'ladigan omillardan biri tafakkurdir dedilar. Tafakkur so'zi fikr o'zagidan olingan bo'lib, bir narsa haqida chuqur fikr yuritish, mulohaza qilish, onun nazik joylarigacha aqlini ishlatib, oqibatini o'ylab ko'rishni aytiladi. Tafakkur insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan alomatlardan biridir. Boshqa jonzotlarda aynan insondagi tafakkur yetishmaydi. Ular o'zlari ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalarini nozik taraflarini tafakkur bilan, taammul bilan idrok etish imkoniga ega emaslar. Faqat inson zotigina tafakkur ne'mati bilan ne'matlangan va bunga Alloh taologa qancha shukrona qilsa, shuncha ozdir. Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom tafakkur dinidir. Qur'oni Karim o'zining bir qancha oyatlarida siz bilan biz bandalarni tafakkurga chorlagan. Bu oyatlar juda ko'p. Biz namunaga bittasini organamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. الله تعالى bu ayeti kerimede ayetti ki elbette osmanlar o yerini halk kılınışı yaratılışı da keçayı kündüzünü almasınışı da aklı var kişiler için cüde kub ayetler, bilgiler, alametler vardır. Osmanga nazar salıp tefekkür kılsa, yerge nazar salıp tefekkür kılsa, keçe kündüzünü bir dek almasıp duruşuga tefekkür kılsa, akıllık adamga cüde kette bilgiler namayan buladı. Bu narsalar öz-özidan paydo bo'lib qolishi mumkin emasligi. Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech bir zot bularni yarata olmasligini biladi, ishonadi, idrok qiladi. Ana shu idrok qilish uchun aqlli bo'lish kerak ekan. Ikkinchisi nima? İkincisi, الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. İkincisi, demek tik turganda ham, oturganda ham, yon boshlaganda ham, Allah'ını zikir qilib turadigan bende bo'lish kerak ekan. Fakat yolg'iz aqlini o'zi bo'lsa, ehtimol bu tarafga tafakkuri yetmay qolishi mumkin. Osmonlar u yerni Allah yaratganligini, kechayu kunduzni Allah almashtirib turadigan qilib qo'yganligini idrok qila olmay qolishi mumkin yolg'iz aql bilan. Aqlga qo'shilib kishida doimiy ravishda Allohni zikr qilib turish sifati ham bo'lar ekan. Undan keyin uchinchisi va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Ana o'sha narsalarni yaratilishini tafakkur qiladi. Tefekkür kılıp ahirge yetkende Subhaneke dedi. Parvardigarım uzun paksan ma halakta hâde batilen. Bunu batilge bekardan bekarge yaratkenin yok. Şunca narsanı yaratıp o işinde elbette bir maksat var. Artıdan bir hikmet var. Ana tefekkürünü faydalı buluşu için insan zatı da akıl va eng muhimi Allohning eslash, zikr qilish, yotganda ham, turganda ham, yurganda ham Allohni zikri bilan birga bo'lish lozim ekan. Haqiqatan har bir banda tafakkur qilsa, shunday bepoyon osmonni qayerdan paydo bo'lganligi haqida o'ylasa, undagi sonsiz, sanoqsiz planetalar, yulduzlar yana boshqa narsalarni bir-biriga urushib ketmasdan bir xilda aylanib turishini ko'rsa, quyoshni ko'rsa, oyni ko'rsa, ularni tafakkurini qilsa, quyosh millionlab yildan beri ziyosini sochmoqda, bu ziyo hech kam qolmaydi. Bir xil vaqtda chiqadi, bir xil vaqtda botadi. Oy ham shundoq, yulduzlar ham shundoq. Bularni hammasi o'z-o'zidan bo'ldimi? Yoki kim qildi bularni? Yagona xoliq, mudabbir Allohdan boshqa hech kim bu narsani qila olmaydi. Inson insof bilan o'zi yashab turgan yerga qarab nazar solsin, tafakkur qilsin. Yerni bunday holatda kim yaratdi? Undagi ajoyibotlarni kim paydo qildi? Qandoq qilib kechayu kunduz almashib turibdi? Bir soniyaga xato qilmaydi. Millionlab yillar aylanmoqda. Har yili faslni bir kunida, bir soat, bir daqiqa, bir soniyada quyosh chiqadi, tong yotadi. Xuddi shundoq aniqlik bilan quyosh botadi, kech kiradi.
Hatta ki insanlar ota aniqlik bilan qilganmiz deb maqtanayotgan soatlarini har kuni yulduzlarga qarab to'g'rilashga majbur bo'ladilar. Bularning hammasi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Demak, insof bilan o'ylagan banda, tafakkur qilgan bandani qalbi larzaga tushadi. Qalbida kufr parchalanadi. Nifoq yo'qoladi. Qalbi poklanadi va Rabbisini topadi. Ana shu tafakkur qalbni pokligi, axloqning sayqali insonning go'zalligi uchun nihoyatda zarur bir tafakkurdir. Tafakkur faqat bepoyon osmonu yeru kechayu kunduz to'g'risida emas. Xohlagan bir narsani oling. Eng ko'zga ko'rinmaydigan narsani oling. Tafakkur qilsangiz, hammasi ajoyibotdan iboratdir. Uzoqqa borib o'tirmang, o'zingizni oling. Tirnog'ingizga nazar soling, tuklaringizga nazar soling. Qayerdan kelyapti? Nimaga bundoq? Qanday vazifani ado etyapti? Kim berdi buni? Yoki kim bera oladi? Tafakkur qilgan odam Subhanaka deyishdan boshqa imkoni yo'q. Alloh, faqat Allohning o'zigina bu narsalarni yaratadi, tadbirini qiladi, tutib turadi, ishga soladi, foyda berdiradi, xizmat qildiradi. Xohlagan narsani olib ko'ringlar. Xohlagan hayvonni, xohlagan qushni, xohlagan hasharotni, xohlagan o'simlikni, har birida Allohning bir u borligiga, qodir u xoliqligiga, hozir u nozirligiga, bekami ko'z sifatlariga alomatlar bor, belgilar bor. Ana shu haqiqatni biz yaxshi anglab yetishimiz kerak. Bizni boshqa jonzotlardan ajratib turgan tafakkur sifatini qadriga yetishimiz kerak. Buni ishga solishimiz kerak. Bundan foydalanishimiz kerak. Bundan Allohni tanishiga, Allohni sifatlarini bilishga, qalbimizni poklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga ishlatishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tafakkur qiluvchilarni eng bosh imomlari bo'lganlar. O'zoti va barakotning payg'ambarliklari aynan tafakkurdan boshlangan. O'zlari yashab turgan jahiliyatning jahilliklaridan bezgan zot. Ana shu yerdagi ahmoqliklar, adolatsizliklar, zulmlar, e'tiqodi buzuqliklardan bezgan zot hamma yo'g'ini tashlab Hiro g'origa kirib tafakkur qilib o'tirishni o'ziga lozim topdilar. Hamma narsadan ajradilar. Xalqdan, xaloyiqdan, oiladan, bola-chaqadan, yori do'stdan, hamma narsadan ajrab, yolg'iz o'zlari Hiro nomli g'orda tafakkur qildilar. Dunyoning tafakkurini qildilar. Bo'lib turgan ishlarni tafakkurini qildilar. Allohning bir u borligi, qodir u hozirligini ko'ngillariga jo qildilar. Tafakkur bir maromiga yetganda, u zoti va barakotini qalblarini yoritganda Alloh subhanahu va taolo u zoti va barakot alayhissalotu vassalomni oxirgi payg'ambari qilib tanlab Jabroil farishta orqali Qur'on oyatlarini dastlabkisini nozir qildi. Aynan tafakkur so'ngida, aynan tafakkur ila o'zlari tayyor bo'lganlarida mana shu holat bo'ldi. Shuning uchun biz o'z zoti va barakotning ummatlari o'zimizning sevikli payg'ambarimizdan o'rnak olishimiz kerak. Har bir narsada tafakkur qilishimiz kerak. Tafakkur orqali Allohni izlashimiz, Allohning qudratiga tan berishimiz, o'shanda buyuk zotni bandasi ekanligimizga shukr qilishimiz va bu amalni qalbimizni poklanishi, ruhimizni tetiklanishi, axloqimizni
sayqallanishi, xizmatchisi bo'lishi paydan bo'lishimiz kerak. İslam ummatinin turli davrlarida yaşagan mashoyixlarimiz, Allohning valilari, buyuk zotlar tafakkur sohiblari bo'lganlar. Tafakkur haqida juda ko'p namunali gaplarni, fikrlarni aytganlar. İmam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi aleyh o'zlarining mashhur kitoblari İhya Ulumiddin'de keltiradilar. Luqmoni Hakim yolg'iz o'zi o'tirib tafakkur qilishni yaxshi ko'rardi. Uning xodimi bu holatdan hayratga tushar edi. Gohida aytar edi: "Ey Luqmon, odamlarga qo'shilib suhbatlaridan bahramand bo'lsang bo'lmaydimi? Nimaga o'zing yolg'iz o'tirasan? Ko'pchilikni ichiga kirsang bo'lmaydimi?" degan gaplarini aytar edi. Shunda Luqmon Hakim: "Yolg'izlikda tafakkur bor. Ko'pchilikni ichida tafakkur qilib bo'lmaydi. Men yolg'iz qolib tafakkur qilaman. Tafakkur esa meni jannatga yetaklaydi." derdilar. Boshqa o'g'illarimizdan birlari aytadilar: "Kechada tafakkur ila 2 rakat qisqa namoz o'qiganim tafakkursiz kechani boricha namoz o'qiganimdan ko'ra afzaldir." dedilar. Kechasi bilan namoz o'qiyapti, tafakkuri yo'q. Shu yiqilib turganini sanayapti, necha rakat bo'lganini. Lekin boshqa birov qisqagina 2 rakat o'qiyapti-yu, har bir harakatini, har bir talaffuz qilgan so'zini tadabbur qilyapti. Tafakkur qilyapti, ma'nosini o'ylayapti, qalbi hozir turibdi. Ana o'sha zot, demak, butun kecha davomida ibodat qilgandan afzal bir maqomga ega bo'lar ekan. Mashoyixlarimizdan boshqa birlari aytadilarki, bir soat tafakkur bir kechalik ibodatdan afzaldir. Chunki tafakkur ila Allohni topyapti. Qalbi pok bo'lyapti, axloqi sayqallanyapti. Ko'p narsalarga sohib bo'lyapti. Sahoba ikromlarda ham tafakkur juda muhtaram bir narsa sifatida ehtirom qilinar edi. Abu Darda nomli buyuk sahobiy o'tganlar, u kishini ayollari Ummu Darda ham o'zlarining taqvolari, ilmlari, ma'rifatlari bilan butun islom jamiyatida dong taratgan ayol bo'lganlar. U kishidan ham ko'pchilik ko'p narsalarni, xususan taqvo, ibodat, zokirlik ma'nolarini so'rashar edi. Bir kuni kelib kishilar Ummu Darda radiyallohu anhodan so'rashdi: "Ey Ummu Darda, Abu Dardoning eng yaxshi ibodati nima edi?" dedilar. Shunda Ummu Darda radiyallohu anhu: "Abu Dardoning eng yaxshi ibodati tafakkur va e'tibor edi" dedilar. Yana boshqa bir mo'tabar kitoblarimizda keladi, raviylar aytadiki, biz Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan 1, 2, 3, 4'dan emas, balki ko'pidan tafakkur iymonning ziyosi yoki iymonning nuridir deganlarini eshitganmiz deydi. Ana o'tganlarimiz tafakkurni qanchalik ulug' narsa ekanligini mana shu tarzda bayon qiladilar. Siz bilan biz bugungi kun musulmonlari aynan tafakkurga nihoyatda muhtojmiz. Hozir ilm fan rivojlandi. Osmonlar va yerni yaratilishi, kechayu kunduzni almashtirishi, yer yuzidagi hayvonot olamidagi, nabotat olamidagi juda ko'p sir asrorlar kashf etildi. Ana shularni har birini, eng arzimasini o'rgansak ham Allohning bir borligiga, qodirligiga, xoliqligiga, mudabbirligiga dalil topamiz, hujjat topamiz, tan beramiz,
Allohga shukr aytib sajda qilishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarning hammasi bizni qalbimizni poklanishiga, ruhimizni tiklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga xizmat kerak bo'ladi. İmanımızın, itikadımızın müstahkemlenişine hizmet buladı. Ana şu hakikatlerden biz ornada ve doğru faydalanıp barışımız gerek. Bendenin ruhi terbiyesi, kalbi, pakliği, ahlakı, saykalinin muhum vasıtalarından yana biri ölümünü esleştir. Bu dünyada ölüm degen narsa var. Ana şu ölümünü eslash bandani ko'p ko'p xayrlarga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. Ölümünü eslagan, ölümünü ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va ölümden keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dünyanı fakat yaxşilik bilen, ibadet bilen, takva bilen, yamanliklerden, küfürden, nifaktan yiroq bo'lgan halde o'tkizishga hareket kılmasdan ilacı yok. Ölümünü oylamagan, ölümünü boynuga almagan, ölümünü tan almaganlar ise dünyadaki barcha yamanliklerini kılıçtan toymaydılar. Şunun için hem halkımızda yomon batarin odamlar har qanday gunohni tab tortmay qilayotganlarni o'lishini o'ylamasmikin deyishadi orqasidan. Yoki ular o'lmasmikin deyishadi. Demak, o'limni o'ylamaganidan, o'lishini tan olmaganidan o'ziga ana shunday yomonliklarni, zulmni, batarinlikni yeb ko'radigan odamlar bo'ladi. Ana shuning uchun ham Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'ni ko'pgina oyatlarida o'limni eslashga chorlaydi. Juda ko'p oyatlarda o'lim insonni ko'z oldiga keltirilish uchun tasvir beriladi. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيت. أيت كن أشى علم نتان أم جلر جا. أيت كن أشى علم دن وعز نصيحة أم جلر جا. أيت كن. إن الموت الذي تفرون منه. وزنجز قاشب يرجن علم. علم يند قاشب يرفسس. عمريز بوي علم أسلكنا چارسنا تدبرنا كوري أفسس. Ko'ravering, lekin bari bir sizga yetishadi. Bari bir duchor bo'lasiz. Qayerga qossangiz ham, nima chora tadbir ko'rsangiz ham, vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum. O'sha demak o'lim sizga duchor bo'ladi. Ro'parangizdan chiqadi, muloqot qiladi. Nima bo'ladi keyin? Undan keyin g'aybni yu shahodatni biluvchi zotni huzuriga qaytasiz, borasiz. Ya'niki maxfiy va oshkora hamma narsani bilib turgan Allohning huzuriga borishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Ana o'rgan holingizda borasiz. Undan keyin nima bo'ladi? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bu dunyoda nima amal qilib yurgan bo'lsangiz, xabarini beradi. Falon kuni, falon soatda bu gunohni qilgansan. Falon kuni, falonchining yonida palan joyda mana o gunohni qilgansan deb hammasini zarrachasiga qo'ymasdan xabarini beradi. Boshqa ilojilar yo'q. O'lim bor, o'lim haq. O'lasizlar, Allohning huzuriga qaytarasizlar va Alloh bu dunyoda qilgan hamma narsangizni xabarini o'zingizga beradi. Tanishingiz mumkin, lekin tansangiz qo'lingiz, oyog'ingiz, ko'zingiz, quloqingiz o'zingizni ziddingizga guvoh beradi. Tomma deydi, "Men bilan ushagansan u haromni" deydi. Tommagin, "Men bilan yurib borgansan u haromga." Tommagin, "Men bilan ko'rgansan u haromni" deydi.
Ana ölümünün hakikati şu. Şunun için ölümünü oylar, ölümünü az köz aldığı kertiriş, ölümden keyingi haletke tayarlanış en bakhtli adamlarının nasibelerinden buladı. Zaten aynen ölümünü özü kişilerin arasında hüküm çıkarışını payda kılıcı amil hesaplanadı. Olmasa hemen yürü uğradı. Ölüm acıratadı hemen arsana. Hani hazır yine hatımda damla okudular. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvvekum eyyukum ehsanu amel. Allah şun diye zat ki ölümünü ve hayatını yarattı. Sizlerden kaybırınızın ameli yakşırak ekerliğini sınaş için. Bana şu yerde ölümünü ve hayatını yarattı diyebdi. O yüzden aslında aldığın hayat keyin ölüm buladı. Lekin ayette ölüm aldın kere yaptı. Ne mege dese ulamalar etedi ki şu ölümünü adamlarına tezrağı yırtkızış için. O gözünü aç, ölüm turup da deyiş için aldın ölümünü aytıp keyin hayatını ayet yaptı. Ölüm ne mi için neken? Ölüm, bana şu dünyada yaşayan adamlarını ameli kaybırı yakışır için sanaşken şunda ölüm demek hal kılıcı nokta hesaplanır. Organ günüden başlar dedi, her bir kişinin kıyameti kaim buladı. Hesabı buladı, kitabı buladı. Kim ne amel kansa, kıyarga gitti, ne mi buladı? Hemmesi açık aydın buladı. Olmayan hiç kim yok. Kullu nefsin zâikatul mevt. Can var ki ölüm şerbetini tatiydi. Sümme ileyne turcaun. Keyin bizge kaytasılar dedi Allah Teala. Hamma şu. Hammanın bari şu. Bu dünyada barhayat kıladığın insan zatı yok. Kim bu işinden katli nazar? Bay mı, kambagal mı? Küçlü mü, küçsüz mü? Sağ mı, kesel mi? Erkek mi, ayal mı? Yaş mı, karı mı? Hammanın oluşu var. Organdan keyin Allah'ın huzuruna kayıtışı var. O yerde hesap kitap buluşu var. Ana şu hakikatini demek unutmasakımız gerek. Ana şu manada ruhi terbiye üstazlarımız, meşayihlerimiz, kalp hastalıklarını, tabipleri namını algan uluğlarımız, kişinin kalbinde daim ölümünü eslep duruş hissi buluşu için bazı bir çareler görülüş gerek adamın özü tarafından dediler. Ölümünü eslep duruş için en gereklilik vasıtalardan biri özünü ötüp yetken yakınlarının sıfatını eslesin. Atası kandav adamı da eslesin. Anası kandav adamı da eslesin. Yakınlarından ötkenlerini eslesin. Sıfatlarını eslesin. Kandav yakışı adamları da lakin ötüp gittiler. Demek bir günü bizge ham navbat keledi. Ölümünü eslash için bemor ko'rgani borganda, cenazaga, dafınga qatnashganda ibrat olsun. Yaqindagina zabardast, yerni yursa titratib yurgan, tutgan narsasini uzib olgan odam behol bo'lib yotibdi. O'zini oyog'ini o'zi ko'tara olmaydi. O'zini qo'lini o'zi harakatga keltira olmaydi. Og'ziga suv obora olmayapti. Nima bo'ldi bu? Demek bu adam bunday halde ertaga biz ham shunday bo'lishimiz mumkin. Ne adamlar bari yuvib tarab ambarga solib qo'yishdi, namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Qimirlamay yotibdi, uni yelkalariga qo'yib ko'tarib oborib tuproqqa topshirishyapti. Bularning hammasi ibrat. Har bir shunday holatni ko'rgan inson o'zini boshida ham shu borligini o'ylashi kerak. Janozaga borganda xiringlab uni-buni gapirib, kulib, televizorda ko'rganini aytib, yana nimalarnidir aytish bu insonlikka mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Axir siz bilan bizga o'xshagan bir inson bu dunyoni tark qilib ketyapti. Vafot etdi, joni chiqdi, qimirlamay qoldi.
Bugün o, ertege biz bunu öyleş gerek. Olumlu esleş, ondan vaaz nasihat alışını üsluplarından yana biri kabirlerini ziyaret kılış. Zaten Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem aynen şu hikmetini etkiler. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فأما الآن فزوروها فإنها تذكر الموتى deyirler. Ben sizlerini kabirlerini ziyaret kılıştan kaytargan edim. Ama indi onlarını ziyaret kılavurin. Çünkü onlarının ziyareti ölümünü esletedi dediler. İslam yangi kelgan paytda hamma but sanamlarga topinishar edi. O'sha but sanamlarning hammasi deyarli qabristonga bog'liq edi. O'lgan odamlarni eslab turamiz deb shaklini qilib qo'yib yurib, vaqt o'tishi bilan ularni sanamga, butga aylantirish bo'lgan edi. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam Allohning amri bilan qabristonlarni ziyorat qilishdan man qildilar. O'sha ibodat esga tushmasin, yana yangilanib turmasin deb. Tavhid akidesi kişilerinin kalbinde joylaşıp bo'lgandan keyin, endi tavhiddan chetga chiqishdan qo'rqish xavf yo'qolganidan keyin yana qabrlarni ziyorat qilishga amr qildilar. Aytyaptilarki, ziyorat qilinglar o'limni eslatadi. Qabristonni ziyorat qilishdan ko'zlangan maqsadlardan eng kattasi ziyoratchi qabristonni ziyorat qila turib qabrlarni o'limni eslab o'zi vaz nasihati olishidir. Qolaversa duo, Fatiha, qiroati Qur'ondan o'lganlarga naf yetishi ham bor. Lekin haligi ziyoratchini haligi holda o'zidan demak ibrat chiqarishi nihoyatda muhim narsa. Shuning uchun qabristonda oldidan o'tayotganda duo qil, qabristonlarni ziyorat qilib tur deyishi shu. Haftada imkonini topganda qabristonga borib, yaqinlarini ziyorat qilib, duo qilish albatta juda foydalik, yaxshi ish hisoblanadi. Sharti shuki, tirik odam ibrat olsin. Ana shunday islom ta'limotlariga amal qilib yurgan shoirlardan biri qabristonni ziyorat qilib turib aytgan ekanlar. Ashabul ajdasi antumu mislana bil amsi kuntumu ليت شعري ما فعلتم أرابحتم أم خسرتم أي قبر إغالر سيز كشغنا بزدك إدنيز خاني إند من برسيدم يتنجز ما ياكي يتقزدنيز حقيقتن قبرستان ده هم ما ياتد بادشاهم فقراهم بايهم قداهم إركيك هم عيال هم olim ham johil ham hammasi yerni ostida yotibdi. Lekin ularni nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Qaysinisi najot topdi, hech kim bilmaydi. Qaysinisi azobga qoldi, hech kim bilmaydi. Hali aytganimizdek, odam o'lishi bilan qiyomati qoyim bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kuni jamoatga chiqsalar, odamlar kulishib o'tiribdi. Haligindan bir oz sezdilarda, agar men bilgan narsalarni siz bilganingizda kulmasin deydilar. Ay bilib qo'yinglar. Sizlar lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Lazzatlarni parchalovchi o'limni ko'proq eslanglar. Qabristonun yeri her günü aytib turadi. Man tuproq vataniman. Man qabr vataniman. Man qurt qumusqa vataniman. O'zimni quchog'imga kelayotganlarni kutaman deydi. Agar mu'min banda, taqvodor banda qabrga qo'yilsa, qabr aytadi: "Marhabo. Xush kelding. Sen mening uchun o'zimni ustimda yurganlardan ko'ra afzalsan. Sen taqvodorsan, sen mu'minsan." Ana shunda qabr kengayadi. Mu'min bandaga jannatdagi joyi ko'rsatiladi va u
asayişlenik bilen kıyamet buluşunu kütar edildiler. Eğer kabirge kafir, münafık, asi bende koyuladığım bulsa hoş gelmedin. Merhaba emezsen gel. Senden göre ben için üstümde yürgenler efzal. Dedi de bir kıskende dedi kavurgaları bana bunu da abop getirdi de kollarını görsettiler. Dağıt soradı, feryat uğradı, lakin hiç kim eşitmeydi. Ana şimdi halette kıyametini kütedi. Kıyamette baradıkan azap hanesini körüp kütedi. Şunun için hem ötken azizlerimizden, uluğlarımızdan bazıları havlularına kabr koyarak eller. Bir az gönülleri karayıp kalan bosa, pakligiden his duyguları kemayıp kalsa, o şu kabirge düşüp yatıp özlerini ulik halde sezerdiler. Şunun için hem maşayihlerimiz zikirden aldın rabıtatul mavut degen rabıtanı çıkargeller. Allah'ın zikir kılışke tayarlan yetken de murid gözünü yumup özünü ulgen hesaplaydı. Bütün dünyadan ayrılgen hesaplaydı. Olup hareketsiz Allah'ın huzurunda turgan deyip bogan da ana şu makamını his kıganden son güne zikrini başlaydı. Olumlu esleş bana şu tarika siz bilen biz mumun musulmanlar için o da faydalı bir iş bo'ladi. Olumni eslash, olumni bo'yniga olish, olumdan keyingi narsalarga tan berish bu dunyoda ibodat bilan, halollik, poklik bilan, amal solih bilan barcha insoniyatga, hayvonatga, nabototga, jamoatga yaxshilik qilish bilan o'tishga chorlaydi. Ana shu ma'noda biz doimo olumni eslab turishimiz. Zinhar va zinhar bu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Ana shunda qalblarimizni pokligi bardavom bo'ladi. Doimiy ravishda taqvo saviyasida yuramiz. Bu dunyo va oxiratimiz uchun yaxshiliklarni ko'p-ko'p bahramand bo'lishimiz inshaalloh sababchisi mana shu demak olumni eslash deb atalgan bir maqom bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizni tafakkur qiladigan bandalaridan, tafakkuridan foyda oladigan bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Hammalarimizni o'limni haq ekanligini tan olib, uni doim eslab yuradigan va bu ishdan bu dunyoyu oxiratimiz uchun o'zimizga foyda keladigan bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Savol. O'tgan darsingizda qiyomul laylga tayyorgarlik haqida ma'lumot oldik. Qiyomul laylda bajariladigan amallar va undagi ko'zlangan holatlar haqida bilishni istardik. Xo'p, qiyomul laylda asosan nafl namoz o'qiladi. Ya'niki kechani bedor o'tkazish ma'nosidagi demak qiyomul laylda asosan nafl namozlar o'qiladi. Fursati bo'lsa tilovati Qur'on qiladi va zikr qiladi. Tasbih aytadi, takbir aytadi, tahlil aytadi. Ana shunday qilib o'sha qiyomul laylni miqdoriga qarab amalini belgilaydi. Aytdikki, eng kami 2 rakat namoz o'qish dedik. Tahajjudni Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni o'zlariga o'xshatib o'qiyman desa 8 rakatgacha o'qiydi. Hammasi o'sha aytganimizdek tadabbur bilan, tafakkur bilan, yaxshi bir holat bilan bo'ladi. Faqat Allohning zikri, tilovati Qur'on, nafl namoz mana shu ishlar bilan mashg'ul bo'ladi qiyomul layl qilgan odam. Savol. Sizning yangi yozgan ruhiy tarbiya kitobingizning qismlari poklanish, tiklanish, xulqlanish deb nomlanishi tariqat, ma'rifat va haqiqat so'zlariga qanchalik aloqador? Bu jumlalarning o'zaro bog'liqligi bormi? Yo'q, bu atamalarni, bu so'zlarni bir-biriga bog'liqligi yo'q.
Maşayihlerimiz ana şu insanın kalbini paklanışı, ahlakını saykallanışıga, tıbbil kulubga, kalblerini tababatıga ait ilimini üçge bolışga. Bu siz etken nesne ondan yine taşkarıga çıkıp git yaptı. Bu şu, bunu ben ihtirak edelim yok, uluğlarını yapı. Arapçası da tatakkur, tahakkuk, tahalluk de batırdı. Bu hemen kitaplarda var nesne, yani girilmez bu. Bu, kalp paklanışı, kalpdeki mağarlıklarını, günahlarını, natoğru halatlarını tazalab, yakşilab, tüzeltiş. İkincisi, İslami sıfatlarını özüde mücessem kılış. Üçüncüsü, hulklanış. Ana şu sıfatlarını özüde hulka eğlendiriş. Yani ki mecburlamasa hem özü özüden kelip çıkaradığan bir sıfatlarına eğlendiriş için hareket bulardı. Savol. İkinci ayolga uylangan erkek erlik vazifasini ado etmayapti. Ya'ni haftalab xabar olmaydi. Ba'zi-ba'zida kelib nafsini qondirib ketadi. Bundan charchagan ayol talog'ini berishini so'rashiga qaramay, er uning talabini qondirayotgani yo'q. Shunda ayol o'zini o'zi taloq qila oladimi? Mana shu holat hozirgi kunni eng yomon tarqalgan holatlardan bittasi. Hop, bazı adamlar okuladı, bukuladı, ayağını iki tek kuvaladı. Hop, adalet yok. Şeriatın bir arada hükmü bilen işi yok. Lekin sünnetke amel kıldım, iki tek hatını aldım dedi. Uzüge kereyi bulundu, sünnet kereyi buladı. Lekin o işi sünnette arkasından kereyatken şeriatı talebi bilen işi yok. Bu hazırlıklı savaldaki surette, demek ikinci hatını aldığı barmayı koygan er. Haklıken vakti de baradı da şu özünü demek hakşını kandırgenden keyin yana hatın bulan işi yok, nefakaya mı yok, başkaya mı yok, taşakı yürü uğradı. Şimdi bundan canından koygan hatın ben acireyman diye yaptı. Acireyman ise yok dedi, ben seni koyarım iman dedi. Şu bulan birge erliğe mi kımaydı, nefakaya mı vermeydi, başkaya mı kımaydı. Haligi ayol beçara osilib qolgan. Xotin bo'lib, xotinmas, boshi ochiq bo'lib, boshi ochiqmas. Nima qiladi? Mana bu yerda aytibdiki, talog'ini so'rasam bermayapti. O'zimni o'zim taloq qilsam bo'ladimi? Yo'q. Ayol kishi o'zini o'zi taloq qilmaydi. Lekin mana shunday holatlarda ikkita yo'l bor ayol kishini o'sha zolim erdan ajrashish uchun shariat ko'rsatgan. Bittasi xulu' deyiladi. Xulu' deganda ayolga er shunaqa yoqmay qolsa, men bundan ajrayman deb qoziga murojaat qiladida. Menga bunaqa yerni keragi yo'q. Masalan, u qilyapti, bu qilyapti. Shuning uchun men bu bilan ajrashaman deb arza beradi. Qozi ko'rib, ikkovidan so'rab surishtiradi. Ana o'shunda erga xotin mahrni berib, mana menga bergan mahringni ol. O'zing bilan bo'lsin-da desa bo'ldi, endi xuluq bo'ldi, ikkovlaring ajradilaring desa, ayol ketaveradi, iddasi chiqqandan keyin boshqa erga tegaveradi. Ikkinchisi, nikohni fasx qilish deyiladi, buzish. Endi bu yerda xotin ajrashaman demaydi, qoziga borib, erim menga qaramayapti deydi. Bunda endi xo'p deb tuzalsa yashab ketish niyati bo'ladi. Mana nafaqam bermayapti. O, menga erlik qilmayapti. Ana jinariga xotinim har kuni yotadi, meni uyimga kelmaydi. Nima arzi bo'lsa aytadi. Qozi bu narsani bahs qilib, ko'rib, nima haqiqat bo'lganligini aniqlasa, erga keyin shart qo'yadi. Sen er bo'lganingdan keyin adolat qilishing kerak. Buni nafaqasini berishing kerak. Nafaqa deganda ayolning turar joyi, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, damolishi, davolanishi va boshqa ehtiyojlariga uchun ketadigan barcha sarf-xarajatlar, xarajatlarni er ta'minlash kerak. Ayoli ikkita bo'lsa, bir kun u bilan, bir kun bu bilan yotish kerak. Demak, shularni qilmayaptimi? Adolatsizlik bo'lyaptimi? Ayolni arz qilishga haqqi bor. Ana o'sha yerda qozi bu er erligini bajara olmayapti ekan. Xotinga zulm bo'pti. Men bularning orasini ajratdim deb ko'pchilikning ichida u ikkovini oldi. Nikohni buzilgan deb e'lon qiladi.
Onda xotin haligi mahrini ham qaytarib bermaydi. O'zimdan oladi. U ham o'shundan keyin ham idda o'tirib, iddasi chiqqandan keyin demak sovchi kutsa bo'laveradi. Savol: ayol kishi uchun erining xohishini inkor qilishda hayz va nifosdan tashqari uzrlar bormi? Masalan, bemor bo'lsa, bunda erkak qanday yo'l tutadi? Uylanishga qodir bo'lmasa-chi? Albatta, kasallik uzr hisoblanadi. O'sha, demak, ishga yaramaydigan bir holati bo'lsa, uzrli bo'ladi. Demak, ayoli o'zi butunlay yaramay qolgan bo'lsa, albatta u ayolni e'tiborini qilib, yaxshi qarab, boqib, boshqa bir ikkinchi ayolga uylanishi, demak, shariatda asosan ko'p xotinlikka ruxsat berishning sababi shu. Bir ayol bilan 10 yil, 15 yil yashadi. Allohning irodasiga ayol kasal bo'lib qoldi. Umuman ayollik ham qila olmayapti, boshqa narsaga ham yaramayapti. 15, 20 yoki undan oz ko'p yashagan odam endi uni haydab ko'chaga chiqarib qo'yib, boshqa xotinni olishi insofsizlik. Shu bilan birga endi erkakka ham xotinini shunaqa qo'yib qo'yibdi, "Sen ham buni mashhurimdan birga o'tasan" deyish, bu ham noinsoflik. To'g'ri xat shu, u xotinni ushab qoladi, xizmatini qiladi, ehtiromini qiladi, boqadi, qaraydi, tabibga qaratadi, boshqa qiladi-da, keyin kelishib boshqa bir ayolni olib, u bilan ham birga yashaydi, chunki erkakka ham yashash kerak. Eng adolatli hal shu. Shuning uchun shariatda ko'p xotinlikka ruxsat berilgani shundan o'zi asosan. Savol: ayollar qabristonni ziyorat qilishlari mumkinmi? Xo'p, bu savolda, demak, ayol kishilarni qabristonni ziyorat qilishlari borasida 4 fiqhiy mazhablarimizdan 2 xil ijtihod sodir bo'lgan. İmam Malik, Şafii ve Ahmed ibn Hanbel'in mezhepleri de ayol kişi kabristanı ziyaret kılışı mümkün emas. Hanefi mezhebi boyunca mümkün, lekin bir neçe şartlar bilen. Avvalo ayol kişi taharetli bo'lsin. Keyin ziyaretini adablariga amal kısın. Üçüncü, xafachilik, mahzunlikni yangilaydigan ishlar qilmasin. Ya'ni dod-voy qilib, qabrga yotib olib, boshqa qilib, yana oilani, atrofdagilarni xafachiligini yangilaydigan xatti-harakatlar qilmasin. Ziyoratni odobiga amal qilib, ziyorat qilsa bizning mazhabimizda ruxsat berilgan. Murobata degani o'zi aslida fiqhda vatan chegarasini qo'riqlab, ulovlarini, otlarini bog'lab, boqib, mabodo düşman vatanga hujum qilib qolsa, chegarani qo'riqlash niyatida turgan kishilarga murobatlar deyiladi va ularni amalini ham murobata deyiladi. Qalb pokligida, ruh tarbiyasida, axloq sayqalligida bu so'zni ishlatilishdan maqsad, demak, qalb bir qo'rg'onga o'ralib turibdi. Unga shayton hujum qilib qolish xavfi bor. Mabodo hujum qilib qalbga ega chiqib qolsa, shayton insonni yo'ldan chiqaradi, halokatga boshlaydi.